Herkese merhabalar. Tarkan'ın daha önce yorumlamış olduğum astroloji haritasını sizlerle paylaşmak istiyorum ve bunun için öncelikle sizden rica, kanalıma abone olmanız. Kanalımın büyümesi için bana destek olmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız, yorumlar yapmanız ve bu videomu beğenmeniz. Ben Deniz Yağmur Beydemir. Dersimiz Astroloji YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz ve sizlere iyi seyirler dilerim. Hadi o zaman videomuza geçelim. E, bu Regulus çok büyük başarı verir. Ün, şan, şöhret verir ve çok büyük de güç verir. Şimdi ASC derecesi neydi? ASC derecemiz hepimiz için artık kaç derece hangi burcun kaç derecesi kesiyorsa çok özeldir. Bize özeldir o ASC derecemiz ve e, burada Regulus'un oluyor olması. Yani bu derecede Regulus'un olması çok önemlidir. Sabit yıldızlar bizim hayatlarımıza ya böyle çok önemli bir dereceyle mesela MC'de olabilirdi ya da e, gezegenlerimiz ile dahil olabilirler. Burada Aslan Burcu'nu element, nitelik ve cinsiyet bazında yorumlayalım. Şimdi ateş elementi ne ister? Güç elde etmek ister değil mi? Etrafa yayılmak ister. Kendini güçlü bir şekilde göstermek ve yaymak ister. Tamam o zaman peki bu sabit bir burç, aslan sabit bir burç, bu elde ettiği gücü sabitlemek ister ve güç kazanmak ister. Kazandığı gücü yine sabitlemek isteyecektir. O zaman güç elde etme ihtiyacında olduğunu söyleyebiliriz bu kişinin. En basit yorumuyla yükselen de aslanı gördüğünüzde kişi o zaman güç elde etme ihtiyacındadır. Motivasyonunun yüksek olabileceğini buradan mesela söyleyebiliriz. Eril bir burç değil mi? O zaman eril burç olduğu zaman yükselende kişi kendi kendini harekete geçirebilir. Bir başkasının onu harekete geçirmesini beklemez ya da buna ihtiyacı yok. Zaten kendinde o var. Kendi kendine hareket başlatabilir. Tamam. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Şimdi gidiyoruz. Burada güneşe bakıyoruz. Ama bakın. Burada hem ikinci eve çalışan hem de hala birinci eve çalışan bir Venüs var. Bakın. Venüs burada başka bir burçta. Ama neticede 18 derece 18 dakikaya kadar hala birinci evin içerisi. Venüs birinci evde. O zaman bu kişi e, giyimine, kuşamına önem veren birisi olabilir. Sanatçı bir kişilik olabilir. Çok e, Mesela burada Venüs'ün durumuna bakmamız lazım bir de. Venüs burada evet güçlü bir evde yerleşmiş. Mesela birinci evde de alabiliyoruz bunu. İkisini de almamız gerekiyor. Yani hem birinci ev diyeceğiz hem ikinci ev diyeceğiz. Bunların ikisini de birlikte yorumluyor olmamız gerekiyor o zaman bu kişi çok naif, hoşgörülü, barışçıl, ortaklaşa işler yapmaya açık birisi olabilir, ikili ilişkiler kuran birisi olabilir, ilişkilere ihtiyaç duyan birisi olabilir. Yani biliyoruz zaten Tarkan bu bir sanatçı. E, zaten ne kadar hoş e, dışarıdan bakılınca fark edildiğini de biliyoruz. Tamam şimdi o zaman biz burada başka neye bakmalıyız? Şimdi Venüs'ün özellikleri var. Evet kişinin. Burada Venüs'ün durumu aynen öyle. Şimdi oraya geliyorum. Başak Burcu'nda. Şimdi Venüs Başak Burcu'nda düşer. Ve burada aynı zamanda üçlü yöneticiliğinde. Şimdi Venüs burada madem düşüyor. O zaman Venüs nasıl çalışacak? Kişi demek ki burada bir şeyleri çok eleştiriyor. Kişinin memnuniyetsizlikleri var. Bir röportajında okudum. Yani kendini çok eleştirdiğini söylüyor. Dans ettim diyor. Ettiğim dansı beğenmiyorum diyor. Giydiğimi beğenmiyorum diyor. Söylüyorum yazdığımı beğenmiyorum veya yani yazıyorum yazdıklarımı beğenmiyorum diyor. Hep kendini eleştiriyormuş. Yani başka birinin bana yapamayacağı eleştirileri kendim kendime yapıyorum diyor. O röportajında okudum. Bakın Venüs Başak Burcu'nda bir şeylere kabullenmek zor. Bu da olur ya tamam bu da idare eder beni. Tamam sıkıntı yok bu da güzel. Demek zor. Çünkü Venüs Başak Burcu'nda tamamen memnuniyetsiz çalışacak. Venüs'ün Başak'la bir işi yok ki. Yani Başak Merkür'ün Burcu. Merkür'ün yönettiği bir Burç. Venüs ne ister? İşte huzur istiyor, düzen istiyor. Ondan sonra maddiyat ister, denge ister, ilişki ister. Uyum ister işte yüceldiği burcu düşününce mesela ne ister? Kabul etmek ister, aşk ister, sevgi ister. E burada Başak ister mi? Başak'ın ne işi olur? Başak anca didiklesin, ondan sonra kurcalasın, kusur bulsun, eleştirsin. Demek ki bakın gezegen burada nasıl çalışıyor görüyor musunuz? Burada demek ki kişinin kendiyle alakalı bu. O zaman bu kişi Demek ki kendini çok eleştiriyor. Demek ki bazı emnoneyetsizlikleri var. Ama sonuçta neticede bu bir Venüs eleştirse de demek ki buradan da mesela pratiklik alıyor, mantıkla hareket ediyor, pratik bir şekilde el becerilerini kullanıyor, becerikli biri olduğunu da buradan söyleyebiliriz. Şimdi. Ee, mesela burada vetergir <laughs> sabit yıldızıyla. Bu ne demek? Bu e, sabit yıldız bedelsiz başarı vaat ediyor. Yani aynı zamanda çok zorlanmadan başarı vaat ediyor. Bu kişi çok kolay bir şekilde başarılı olabilir. Mesela nasıl başarılı? Neyden başarılı olabilir? Hangi gezegenle kavuşmuşta biz bunu neyden başarılı olacağını anlıyoruz. Eğer ise demek ki sanattan bedelsiz başarı. Kolay başarı büyük başarı. Tamam, sanattan. O zaman gerçekten de öyle. Eee Betelgeus bakın burada. Burada e, bu arada paralel, kavuşum değil, paralel yapıyor. E, tamam, burada aynı paralelde yer alıyor. O yüzden bu kişinin hayatında Venüs'yen özellikler e, gayet bedelsiz başarılar şeklinde Kendini gösteriyor 1 ve bir buçuk derece maksimum 1 ve bir buçuk derece en fazla bir buçuk derece rica ederim. Bu kişinin hayatında sanatsal konular ortaklıklar bakın çok kolay şekilde mesela Sezen Aksu'nun üzerindeki destekleri sanat camiasında onun üzerindeki destekler yani biliyorsunuz gerçekten diğer büyük sanatçılardan da mesela ortaklıkları anlatıyor Venüs. Onlardan da gayet destek alan birisi. Şimdi biz neye bakacağız? Şimdi biz burada yine eee Venüs'ün üzerinden yorum yapmaya devam edebiliriz istersek ama biz şöyle yapacağız şimdi. Gideceğiz eee ASC yöneticisini yorumlamaya başlayacağız. Ondan sonra yine Venüs'e döneceğiz. Şimdi ne demiştik? Benim temel motivasyonlarım neydi? Az önce ne söylemiştik? Aslan Burcu için temel motivasyonları için. Ee, şöyle şunu da söyleyebiliriz. Mesela element nitelik analizimizi yapıyoruz ya. Cinsiyet analizimizi yapıyoruz ya. Yine böyle birkaç tane Aslan Burcu'nun özelliklerini de katabiliriz bu işin içine. Mesela Aslan Burcu ne ister? Kendini göstermek ister, ilgi ister. Evet bu kişi kendini göstermek isteyecek, dikkat çekmek isteyecek, merkezde olmak isteyecek, ilgi isteyecek, dediğiniz gibi alkış isteyecek. Tamam, o zaman demek ki bu kişinin böyle bir temel motivasyonu var. ASC birinci ev bizim temel motivasyonlarımız. Peki tamam, madem öyle. Ben peki bu temel motivasyonlarımı nerede gerçekleştireceğim? Burada ASC yöneticisinin olduğu yere bakıyoruz. Burada kişi, kişinin ASC yöneticisi Güneş ve üçüncü evde yerleşmiş. O zaman bu kişi temel motivasyonlarını üçüncü ev konularında yerleştir gerçekleştirecek. Şimdi şöyle bir şey var. Üçüncü ev nasıl bir evdi? Üçüncü ev düşük bir ev. Ama burada başka şanslı etkiler var. Yani öyle bir harita ki gerçekten her şey birbirini destekliyor ve birbiriyle birlikte çalışıyor. Gerçekten çok e, değişik. Şimdi o zaman üçüncü evde ise kişinin ASC yöneticisi kişinin karşısına çıkacak konular. Ya da kişinin kendisinin gideceği konular demek ki üçüncü ev konularıyla alakalı. Yazmak, çizmek işte... Ondan sonra iletişim kurmak, yakın yerlere seyahat etmek ya da genel olarak seyahatler, bilgi edinme, öğrenme vesaire bu gibi şeyler yine mesela söz yazıyor kendisi. Komşuları, yakın çevresi, kardeşleriyle ilişkileri vesaire bu gibi şeyler kişinin hayatında önemli ve onun hayatında sıklıkla karşısına çıkacak ya da en çok kendisi bu gibi şeylerle ilgilenecek diyebiliriz. Belki el becerilerini kullanarak bir şey yapacak, bir şeyler söyleyerek bir şeyler yapacak. Bakıyoruz. Güneş e, yine bunu nasıl yapmak istiyor o zaman? Bunu Güneş yani sonuçta bu bir Güneş, bunu güneşsel şekilde yapmak istiyor, değil mi? Kendini göstererek merkezde olarak yöneterek patron olarak yapmak istiyor o zaman bu kişi. Lider olarak yapmak istiyor. Yani güneş merkezde olan kişidir. Ee, diğerleri hizmetlilerdir. Güneş gökyüzünün e, eril ışığıdır. Ay gökyüzünün dişil ışığıdır. Gezegenler de bunların hizmetlileridir. Yani güneşin hizmetlileridir. Hepsini söyleyeceğim. Evet bu arada e, ben bundan önceki harita okuma sınıfımda Michael Jackson'ın haritasında yorumlamıştım. Onda da mesela böyle bazı etkileşimler var ve Michael Jackson gibi hissettiğini söylemiş bir röportajında zamanında ilk dönemlerinde ve ikisinde de böyle benzer özellikler ne bileyim dünyaya kendilerini tanıtmaları çok değişik bazı bağlantılar ilgimi çekti gerçekten. Şimdi sıra dışı marjinal evet ben de düşünüyorum üzerinde biraz ne hazırlasam hangisine baksam acaba kimi yorumlasam vesaire diye düşünüyorum. Michael Jackson haritasını yorumlarken inanın ben de çok keyif almıştım ve e, ben de çok hayatını e, duygulanarak okumuştum. Şimdi biz burada Güneşi açılarına geçmeden önce ne yapmamız lazım? Terazi burcunda bakın. Güneş hangi burçta yüceliyor arkadaşlar? Güneş Koç burcunda yüceliyor. O zaman Güneş terazi burcunda düşer. Tamam. O zaman demek ki kişi burada kendini göstermek isterken hani böyle bu yazma çizme vesaire konularında aksi olabilir. Yani belki de bu yüzden kendini çok göstermek istemiyor. Sahneye çıkıyor. Tamam bambaşka biri oluyor. Zaten kendi de böyle söylüyor. Ben sahneye çıktığımda diyor bambaşka biri oluyorum diyor. Ama o sahne, sahneden indiğim zaman sıradan biriyim diyor. Tamam, o zaman burada belki bunu bununla açıklayabiliriz. Terazi burcunda, eril bir burçta o zaman bu kişi ilişkiler kurmak isteyen biri. Yani ilişkilerinde belki kendini göstermek isteyen biri. Yine işiyle ilgili ilişkiler de kuruyor. Sanatsal konular da yine teraziyle ilgili. Özellikle kadınlar üzerinde çok etkili bir kimse. Yani biliyorsunuz hayranları böyle çılgınlar gibi Tarkan Tarkan diye e, bayılanlar vesaire e, kişinin kadınlar üzerinde böyle bir etkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın burada yapmamız gereken şey <laughs> nedir? Hemen bakıyoruz. Birinci evin yöneticisi ya. Biraz daha detay almak istiyor muyuz? Şimdi üçüncü evde güneş başka ne yapıyor? Neyle bağlantılı diye bir bakalım. Bir de bu arada unutmayalım ki bakın burada Spica sabit yıldızı var ya. Spica sabit yıldızı e, yine çok büyük ün, şan şöhret getirir. Böyle bu da çok kolay gelir. Bakın yine bir sabit yıldız vurgusu daha görüyoruz yani düşünün. Ve ASC yöneticisinde bu sefer. Yani... Bu kişi gerçekten böyle elle tutularak pamuklar üzerinde gönderilmiş sanki. Yani böyle bir şansla ee, gönderilmiş. Yani düşük olduğunda gölge özelliklerinden ziyade şöyle söyleyebiliriz. Güneş normalde kendini göstermek böyle cesaret işte vesaire bunları istiyor ya. Ben diyor Güneş ben. Ama burada şimdi düştüğü yerde terazi ne demek? Biz demek. O yüzden burada daha çok başkalarını düşünerek hareket ediyor. Biz diyor. Yani ikili ilişkiler daha bir önem kazanıyor Terazi burcunda. Ama Güneş normalde dediğim gibi Aslan gibi hareket ediyor. Koç gibi hareket ediyor. Merkezde olmak, liderlik işte ben demek, patronluk etmek. Yani Aslan'ın ya da Koç'un bizle pek bir işi yok. Yani ...onu da düşüneyim, işte ben naif davranayım... ...aslında koçta bu yok, hiç düşünmez. Ama terazi... ...düşünür. O yüzden... ...burada e, haliyle... ...düşüyor ve... ...kendi istediği şekilde yani... ...mesela görüyorsunuz sahneye çıkıyor... ...mükemmel her şey ama gel gör ki... ...bir röportaj vermiyor. Yine de... ...sahneye çıktığında ne kadar özgüvenli olduğunu... ...biliyoruz ama kişisel olarak... ...yani bireysel, kendisi... ...olarak bunu yapmıyor... Evet, şimdi başka neler söyleyebiliriz? Dokuzuncu evinde yücelme yöneticisi güneş. Yani yine kişinin hala bakın kendisiyle ilgili bakıyoruz. Dokuzuncu evin yücelme yöneticisi ise o zaman burada ne söyleyebiliriz? O zaman yine basın, yayın, medya vesaire bu gibi konuları eğitim olabilir. Uzak yolculuklar, seyahatler, işte yurt dışı bağlantılı işler, yabancılarla ilişkiler, internetle ilgili konular, vesaire bunların hepsini kişinin e, kendi motivasyonlarını gerçekleştirme şekliyle bağlayabiliriz. Uzak yerlere yolculuk yapan biri, yabancılarla ilişkiler kuran biri, yabancı konuşan yani yabancı söyleyen şarkılarını, yabancı çıkartan birisi zaten söylemek, işte yazmak vesaire şarkı söylemek yine üçüncü evle bağlantılı kişi bu alanda kendisini gösteriyor bu alanlarda ilişkiler kuruyor vesaire uyum ve denge arayışında. Evet. Evet, başka ülkelerle de bağlantılı. Tamam, o zaman şimdi bizim yapmamız gereken şey nedir? Şimdi sıra geldi artık bizim açıları yorumlamamıza. Öncelikle bakıyoruz. Burada Uranüs ve Güneş kavuşumu var. O zaman bu kişi sıra dışı bir kimlik, bambaşka ya da ondan beklenmeyen şekilde davranan, beklenenin dışında farklı, marjinal, orijinal, şok etkisi yaratan bir kimse olabilir mi? Başka ne olabilir mesela? Uranüs olduğunda kişinin göstergesiyle kavuştuğu zaman. Burada kişinin kendi güneş çünkü ASC yöneticisi ve ASC yöneticisiyle kavuşan gezegen kişinin karakteri üzerinde etkilidir ve aynı zamanda yine ASC yöneticisine ve ASC'ye açı yapan gezegenler kişilerin karakterleri üzerinde etkili olurlar. Yani burada kişi belki ee, yine marjinal, orijinal vesaire belki teknolojik konulara yatkın birisi de olabilir. Bilgisayar kullanmayı seven ya da teknolojiyle ilgilenen sıra dışı ileri görüşlü bir kimse de olabilir. Reformist, asi, baş kaldıran bir kimse de olabilir. Kişiden beklenmeyeni bekle yani öyle bir etki. Şimdi o zaman Uranüs madem bana böyle etki veriyor. Yani ben madem böyle ani beklenmedik şeyler yaşayan ya da yapan biriyim. Mesela hayatındaki ün de gerçekten e, evet o yolda sanat vesaire bu gibi şeylerle ilerlemiş ama destekler de almış. Yani çok değişik değil mi? o da ünün de böyle belki bir anda gelmesi. Aynen öyle sürprizleri açık ve kişinin kendisi de sürprizlerle dolu bir kimse olabilir zaten. Tamam o zaman şimdi bizim neye bakmamız lazım? E, bu arada şunu da söyleyeyim. E, Güneş mesela hem burada kişinin kendisi ya hem de aynı zamanda Güneş arketip olarak e, kişinin hayatındaki erkekleri mesela bu bir kadın haritası olsaydı kadının e, eşini anlatıyor olacaktı Güneş. Mesela evet baba, patronlar vesaire kişinin hayatındaki önemli otorite figürlerini anlatabilir. Mesela babası kişinin farklı sıra dışı bir kimse olabilir. Ya da ileri görüşlü bir kimse, reformist bir kimse olabilir. Ya da atıyorum işte elektrikle ilgilenen, teknolojiyle ilgilenen bir kimse olabilir. Babasıyla ilgili çok bir bilgim yok. Kendisiyle ilgili sadece bilgim var. Şimdi madem öyle bu Uranüs'le artık yaşamı boyunca belli ki yürüyecek. Çünkü ASC yöneticisiyle Uranüs kavuşmuş. O zaman ASC şey Uranüs hangi evi yönetiyorsa o zaman anlıyorum ki benim hayatımda Uranüs'yen olaylar benimle birlikte gelişirken e, o kavuşan gezegenin yani Uranüs'ün yönettiği ev konuları da benim hayatım boyunca ani beklenmedik bir şekilde birden hayatımda demek ki ortaya çıkacak ya da ben Hayatımda omuz omuza madem Uranüs e yürüyorsam benim karşıma yine e, o ev konuları çıkacak yine benle bağlantılı olacak altıncı evi yönetiyor. Bakın arkadaşlar altıncı ev burada Kova burcu sıfır derece 34 dakika altıncı ev. Tamam o zaman altıncı ev konularını Uranüs benim yanıma taşıyor hizmet vermek olabilir. Hizmet verme şekli farklı sıra dışı olabilir. Uranüs çünkü. Çalışmak, gündelik hayatın içerisinde olmak, çalışanları, ondan sonra iş hayatı, evcil hayvanları olabilir. Çalışanları kişinin sürekli yanında olabilir. Mesela böyle de söyleyebiliriz hastalıklar ani beklenmedik hastalıklar vesaire kişi belki de strese sokuyor. Böyle bir şey de olabilir. Yine bir röportajında okumuştum. Burada da diyor ki, e, şeker ve kalp hastalıklarından korktuğunu söylüyor. Çünkü genetik olarak annesinde ve babasında olduğunu söylüyor. Kolesterol varmış. Babasında, kendisinde de kolesterol varmış. Ve bundan dolayı endişe duyduğunu söylüyor. Uranüs demek ki burada hastalıklar konusunda da kişiyi huzursuz ediyor. Şimdi anne orada ama bir saniye. Şimdi hemen şurada şunu söyleyelim. E, konu, konunun dağılmasını istemiyorum ama size bir tüyo vereceğim. Bakın altıncı kovaya neyse ne. E, burada altıncı evin içerisinde ay var. Şimdi Ay hangi bölgeleri, hangi hastalıkları temsil ediyorsa demek ki 6. ev hastalıklar evi ise kişinin zaten ay normalde de bizim e, sağlık göstergelerinde hassasiyetimiz ve e, hassas bölgelerimizi anlatır. Ama burada Ay 6. evde. Demek ki 6. evde aysal bir problemin olabileceğini anlıyoruz. <laughs> 6. evde hangi gezegen varsa o gezegenle ilgili bir hassasiyet, bir problem söz konusu olabilir. Ay mesela genetik bir rahatsızlık olabileceğini anlatıyor olabilir. Anneden gelen, aileden gelen yani anne aile artık her kimse aileden gelen genetik bir rahatsızlık olabileceğini anlatıyor olabilir. Mesela mide, göğüs vesaire kalp zarı ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Şimdi bunun için sadece aya bakmayacağız tabii ki hastalık göstergelerine bakacağımız zaman kesinlikle ve kesinlikle 6. evinde burcunu ve hastalıklarını yorumlayacağız. Kovasal hastalıklar işte damarlar, kan dolaşımı vesaire. Bunlardan da bahsedeceğiz. Tamam. Şimdi konumuz dağılmadan hemen geri dönüyorum. Yani burada 6. evde bir gezegen gördüğünüzde o gezegen hangi vücut bölgeleriyle alakalı ise eğer onun e, bu gibi sağlık sorunlarına yatkınlığınız olabilir diyeceksiniz size sorarlarsa. Muhtemelen de zaten sağlıkla ilgili de sorular geliyor danışmanlıklarda. Tamam, o zaman biz burada anladık ki kişi Uranüs'yen bir kişilik ve hayatında onunla birlikte 6. ev konuları omuz omuza devam ediyor. Şimdi o zaman bizim bakmamız gereken şeylerden bir tanesi daha. Burada 10 derece e, terazi burcunda Mars var. Bu Güneş ile kavuşuyor. E, kavuşumun açı toleransı 10 derece, Güneş'in açı toleransı da 15 derecedir. O yüzden şimdi burada ben Mars ve Güneş kavuşumunu sayıyorum. Saymamız gerekir. Şimdi Mars o zaman. Bu kişinin hareketli bir kişilik olduğunu bize anlatıyor. Cesur, cesaretli. Fakat bakın şimdi Mars'ın kendisi burada zarar gördüğü bir burçta yerleşmiş. Mars savaşmak isterken, şimdi zarar görüyor burada. Mars yengeç burcunda düşüyor. E, koçu yönetiyor ya Mars, onun karşısında olduğu burçta da zarar görür. Yüceldiği yerin, ee, bakın yüceldiği yerin karşısında da düşer. Şimdi o zaman madem Mars girişken bir gezegen, işte atak bir gezegen, eylemlerimizi anlatıyor, bizim bireysel olarak girişimlerimizi anlatıyorsa terazi burcunda elbette düşecektir. Çünkü terazi burcunda başkalarına e, uyum sağlamaya çalışacaktır. affedersiniz zarar görecektir. Çünkü başkalarına dediğim gibi Uyum sağlamaya çalışacaktır. Bir tane vurayım da ah, ya canı acırsa ya da bir şey yapayım gideyim onu bir sarsayım ya da bir girişeyim Ya o öyle düşünürse ya bu böyle düşünürse. Çünkü terazi hep iki tarafı da düşünür ve hep denge ihtiyacındadır. Ama Mars dengeleme ihtiyacında değil ki. Mars yapsın sadece acımasız, korkusuz, cesaretli. Dolayısıyla Mars terazi burcunda zarar görür burada yapmak istediği şeyleri e, yani girişimleri vesaire ortaklaşa yapmaya çalışacak. İşte sanat için ya da nezaketli bir şekilde naif, kibar, işte sanatsal bir şekilde yapmaya çalışacak girişimleri, her hareketi, eylemleri. Zaten görüyoruz ki dans ederken bile böyle bir agresyonu var farkındaysanız. Ama ne kadar böyle naif, hoş, kibar, dili de aynı şekilde öyle e, görünüyor ve burada dediğim gibi Mars'ı bu şekilde yorumluyoruz. Mars'ın işte burada bakalım 3. evde çalışıyor. E, arada 4 derece fark var. Hem 3. ev konularında etkili hem de ikinci ev konularında etkili olabileceğini söyleyebiliriz. O zaman kişinin eylemleri, yani eforu en çok eforu nerede sarf ediyor? O zaman maddi kazanımlar konusunda, öz değer konusunda belki çok efor sarf ediyor kendini sevmek konusunda vesaire. Ondan sonra üçüncü konusu yakın çevre, seyahatler, iletişim, yazma, çizme vesaire işte. E, bu konularda çok efor sarf ediyor olabilir. Mesela terazide ya Mars. İşte sizce bu nasıl olmuş yazdığım? Bir sorabilir belki. Fikir almak isteyebilir. Fikir alışverişinde olabilir. Çünkü terazi neticede bir Hava elementi. Tamam. O zaman şimdi biz Mars'ın hangi evleri yönettiğine bir bakalım. Yani burada bu Güneş başka nelerle ilgili, hangi ev konularını taşımış da Mars buraya benimle ilgili olarak, yani beni nasıl etkiliyor. Şimdi Mars'ın bir kere Güneş kavuşumu, Güneş Mars kavuşumu olarak söyleyeceğiz. Her zaman kalde sıralamasını bizim biliyor olmamız lazım. Hızlı hareket eden gezegeni açıları söylerken önce söyleyeceğiz. Mesela burada ne söyleyebiliriz? İşte Ay ile ilgili mesela Ay-Merkür karesi dememiz lazım. Çünkü Ay hızlı hareket ediyor. Mesela güneş Satürn üçgeni. Çünkü Güneş önce hızlı hareket ediyor. Ee, Mars'tan yine hızlı hareket eden bir gezegen Güneş. O zaman Güneş-Mars kavuşumu dememiz gerekiyor. Yani Mars-Güneş kavuşumu değil. ...Güneş-Mars kavuşumu. Yani astroloji'de böyle bir... E, ...dil kullanılıyor. Böyle söylememiz lazım açıları yorumlarken. Önce hızlı hareket ediyor... olandan bahsedeceğiz. Tamam. O zaman şimdi... ...biz şunu da yorumlamalıyız. Mars benim üzerimde nasıl etki ediyor? Yani burada Mars'ın evet... E, ...ne olduğunu nasıl çalıştığını anladım ben. Demek ki bozuk çalışan bir Mars var. Ama neticede benim kaderimde de... ...Mars'ın öyle çalışması yazıyormuş. Yani yapacak bir şey yok... Mars ve Güneş ve Mars'ın kavuşumunda o zaman bu kişi agresif, aceleci, rekabetçi, mücadeleci, hırslı, azimli, öfkeli, sert biri olabilir. kazaları açık biri olabilir. Sinirli bir kimse olabilir. Yine Uranüs'ü söylediğimiz gibi baş kaldıran bir yapı olabilir kendi yolundan gitmek isteyen birisi olabilir yine burada. Evet, şimdi tabii dışarıya çok bir şey belli etmiyor biliyorsunuz genelde hep içinde yaşıyor. Zaten burada en başta söylediğim gibi kuzey yarım küre vurgusu da çok yoğun. Dolayısıyla kişi çok ünlü olsa da bir megastar olmuş olsa da yine de kendini dışarıya pek göstermiyor.